Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gerçekten ben sizi çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Yeni seyahatimiz başlıyor. Bu ay çok güzel bir yere götürüyorum sizi. Abu Dhabi ve Dubai turu yapıyor olacağız hep beraber. Ülkede bizi neler bekliyor? Nerelere gideceğiz? Neler yiyeceğiz? Ve nerelerde kalacağız? Hep beraber görüyor olacağız. Şu an seyahatimiz başlıyor. Ben çok heyecanlıyım. Ne gördüysem, ne yaptıysam, ne tecrübe ettiysem hepsini sizle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız Abu Dhabi ve Dubai turumuz başlıyor. Hemen güncellemelerden bahsedeyim size arkadaşlar. Öncelikle biz ilk olarak Abu Dhabi'ye gideceğiz. Ardından da Dubai'ye gideceğiz. Bu bölge aslında vizesiz gibi görünüyor ama e-vize almanız gerekiyor. Ben vizemi bir günde hem de çok hızlı bir şekilde Dubai vize al diye bir yerden aldım. Altı Instagram adresini bırakırım. Çok profesyoneller ve o kadar güzel yardımcı oldular ki hemen bir resim yolladım, pasaportumu yolladım. Çok hızlı bir şekilde vizemi aldılar. Açıklama kısmına da telefon numaralarını bırakırım. Oradan da kontak kurabilirsiniz. Bugün 22 Şubat 2024. Bakalım gidişat nasıl olacak? Her şeyi size tek tek anlatıyor olacağım. Bir kahve aldık. Mehmet, kahveyi verir misin? Şu ufacık kahve 224 TL. Gerçekten içime oturdu. Canım kahve istedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Son girişimizi de yaptık. E-vizenizi de bu bizim gümrük çıkışından çıktıktan sonra uçağa binerken de kontrol ediyorlar. Bilginiz olsun. Çıktı olarak yanınızda bulundurabilirsiniz ama PDF olarak da telefonunuzdan bakabiliyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deyiz. 3 saat 45 dakika uçak yolculuğu sürdü. Burası Türkiye'ye göre 1 saat ileride. Para birimi dirhem. E-vizeyle ülkeye girebiliyorsunuz. İndikten sonra bakalım transfer nasıl olacak göreceğiz. Gece 9.30'da bindik uçağa. Buraya vardığımızda saat 3'tü. Buradan nasıl gideceğiz otelimize inanın bilmiyorum. Şu an deneyip gördüğüm her şeyi aktarıyor olacağım size. Havaalanından merkeze çok rahat gidebiliyorsunuz. Arkamda görmüş olduğunuz ofisten böyle bir kart almanız yeterlidir. Kart ücretsiz arkadaşlar. İçerisine 10 dirhem yüklüyorlar. Şehir içerisindeki otobüsleri kullanmak isterseniz sürekli bu kartı para yükleyerek de kullanabilirsiniz. Güncellemeleri yapalım. Ülkeye girdiğimde bana vize sormadılar. Başkalarına sordular. Nedenini bilmiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelecek olan kişiler normal bir gümrükten geçiyorlar. O gümrükten geçtikten sonra ülkeye çok rahat gelebiliyorlar. Fakat ikinci kez, üçüncü kez ya da dördüncü kez gelecek olan kişiler bizdeki hızlı geçiş var ya Türkiye'de e-pasaportta. Burada da çok rahat pasaportunu okutarak kendileri geçebiliyorlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yani birinci geçişte onların kontrolünde oluyorsunuz. İkinci geçişte artık ülkeye çok rahat girebiliyorsunuz. Şimdi telefon hattı almak için bir yere gidelim. Onlara bakıyor olalım. Etisalat diye bir yer var. Önce buraya bakalım. 4 GB'ı 79, 2 GB'ı 49 dirhem arkadaşlar. Yani oldukça pahalı gibi görünüyor. O yüzden diğer başka firma neresi var ona bakıyor olacağız. Bir de böyle bir yer var. Buradaki fiyatlara bakalım. Burada neler varmış. Burada da 10 GB 180, 14 GB 220. Bir de şöyle kampanyalılar varmış. 21 GB 150 dirheme. İşte bakın bu fiyat sizin için ideal. Hangisi ise oradan alabilirsiniz. Burası biraz daha GB yüksek ve fiyatı daha iyi gibi görünüyor. Artık havaalanından dışarıya çıkıyoruz ve hava ilk denemelere göre bayağı iyi. Şu an sabaha karşı 4, hava derecesi 17. Şimdi otobüsü bekliyor olacağız. Otobüsle merkeze gideceğiz. Evet, merkeze giden otobüste geldi arkadaşlar. N2. Bize daha iyi görüntü çekmek için en öne oturdum. Şehir manzarası nasıl? Yolda giderken onlar da beraber bakıyor oluruz. Ortalama 35-40 dakika süreceğini söyledi şoför. Dolayısıyla çok rahat ve konforlu olduğunu düşünüyorum. Şöyle arkadan da görebilirsiniz. Bildiğiniz şehir içi otobüs aslında. Şimdi yollara bakalım. Burada şöyle bir şey var. Otobüse bindiğinizde kartın içindeki tüm bakiye neyse onu bir anda çekiyor. Siz inerken de iade paranızı geri alabilmek için tekrar okutmanız gerekiyor. Gittiğiniz yer kadar parayı alıyor ve kalanı iade ediyor. Bunu sakın unutmayın.
Bir durak önce indik otobüsten çünkü dışarıyı da görelim istiyorum gece. Yarın nasıl gideriz, transfer nasıl buluruz bilmiyorum ama şehir merkezinde koca koca binalar. Bütün yollar o kadar geniş ki anlatamam size. O yüzden otele gitmeden önce bir durak önce indim. Ben genelde hep böyle yapıyorum. Şehrin ruhuna alışabilmek için fırsatınız varsa siz de böyle yapın. Otelimize de geldik. Böyle kulelerin altında Novotel şurada. Merkez böyle bir dünya yer var. Çalışanlar var. Şimdi gidecekler galiba. Herhalde yarın daha güzel olacak buralar. Şimdi otel doğru ilerleyelim. Otele girdik. Fena değil. Temiz kokuyor. Buranın 4 yıldızlısı. Asansörü arıyorum. Bu da Mehmet. Şimdilik merhaba de. O kadar yorgun ki. Kaçıncı numara? Bakayım. 12 mi? 15. Diğer taraf. Ne taraf? 15 buldun mu? Hadi bakalım. Sizle beraber giriyoruz valla. Böyle bir yatak odası, otel odası gibi düşünün arkadaşlar. Hemen tuvalet ve banyoya da bakalım beraber sizle. Standart bir banyosu var şöyle, temiz. Şimdi gel gelelim buranın günlük fiyatı ne kadar arkadaşlar? 2 kişi bir gece buradaki fiyat 3000 TL. Şu an 12. kattayız, camlar kapalı. İstesek de açamıyoruz, havalandırma var ama biraz üşüdük o yüzden kapattık. Şimdi günü kapatıyorum, biraz dinleneceğiz. Sabah kahvaltıda görüşürüz. Günaydın Abu Dhabi, sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Enerjimiz çok yüksek, uyuduk uyandık, zihnimizi açtık, uykumuzu aldık, kahvaltımızı ettik. Hemen bugün şehir turuyla başlıyoruz. Otelimizin güzel bir kahvaltısı vardı, 4 yıldızlı bir otel. Ben oteli size kalın diye önermiyorum. Ben bu otelde yattım, şu kadar para ödedim. Muadil durumlar bunlardır. Yani bilginiz olsun diye paylaşıyorum. Kahvaltısı da çok güzeldi. Ben burada bu sabah riske atmak istemedim. Kahvaltı nereden yaparız onu arayıp uğraşmak istemediğim için kahvaltıyı aradan çıkartmak istedim. Şimdi şehir turunu çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Görebileceğimiz ne varsa görmeye çalışacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hazırsanız Abu Dhabi Vlo başlıyor. Güne para bozdurarak başladı. 100 dolar bozdurdum. 365 dirhem verdi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Banka gibi onu veriyor, imza attırıyor, telefonunu alıyor falan. Dekont da veriyor üzerine. Paraları böyle çok güzel. Arka tarafta ne kadar olduğu yazıyor. Diğer tarafta da Arapça olanı yazıyor. Plastik böyle paraları var. Ama keyifli, ufacık, oyuncak gibi. Hadi şimdi zaman kaybetmeden Louvre Müzesi'ne gidiyoruz. Gelin. Karta para yükleyeceğiz. Koyuyoruz. İçinde ne kadar olduğunu muhtemelen söyleyecektir diye düşünüyorum. 6.35 para var içerisinde. Devam edelim bakalım. 10 para yükleyeceğimi söyledim. Ekstra fiş istiyor musun? Hayır. Hemen parayı da buradan soktuğumuzda işlemi bitiriyor. 16.35 olmuş oldu. Kartımızı aldık. Yani içinde 16.35 para birimiz var. Bununla beraber artık otobüse çok rahat biniyor olacağız. Hadi gidelim. Otobüs durağında bekliyoruz arkadaşlar. Böyle arkamda da bu duraktan hangi numaranın geçtiğini görebiliyorsunuz. Burada kullanabileceğiniz ulaşım araçlarının bir tanesi Uber, diğeri ise Karim arkadaşlar. Bu bir taksi gibi, taksi uygulaması. İstediğiniz yerden çağırıp gidebiliyorsunuz. Ama ben Google'un haritalarından nereye nasıl gitmek için otobüsleri de kovalıyorum. Hem daha makul oluyor hem de daha güzel oluyor. Yerel insanlarla iç içe oluyorum. O yüzden ben şimdi 94 numaralı otobüsü bekliyorum. Çünkü Louvre Müzesi'ne gideceğiz. Geldik. Otobüsle beraber indikten sonra karşımızda zaten Louvre Müzesi'ni görebilirsiniz. Hadi içeriye gidelim. İçeriye girdik, biletimizi aldık. Hemen bilet fiyatını da söyleyeyim. Kişi başı 63 dirhem arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, böyle giriş kartınızı da veriyorlar. İçeriye bir güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz.
güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeriye çanta ve sıvı sokmak yasak. Onu bir yerde bırakmanızı istiyorlar. Ondan sonra etrafı keşfetmenizi istiyorlar. Çantamızı da vestiyere bıraktık. Şimdi etrafın tadını çıkartma vakti. 2017 yılında Mimar Jean Nowell tarafından açılışı gerçekleştirilen Louvre Müzesi, 23 kalıcı sergisiyle ziyaret edenleri insanlığın başlangıcından günümüze kadar gizemli bir tarih yolculuğuna çıkarıyor arkadaşlar. Müze Saadiyet Adası denilen bir yerde oldukça etkileyici bir manzaraya sahip bir yerde konumlanmış durumda. İçeride müze, auditorium, restoranlar, alışveriş durakları, müthiş resim çekileceğiniz yerler var. Müzenin iç kısmını bitirdik ve dışarıya çıktık. Size buradaki güzelliği anlatamam. Hemen sizi yukarıya gösteriyorum. Çatısı muazzam. Harikulade hatta. Yağmur geliyor mu ya da yağmur yağdığında bir şey oluyor mu onu bilmiyorum ama çok güzel. Açık havaya çıktığınızda. Şu an havada 27 derece. Mis gibi ve çok güzel. Buraya geldiğinizde ne yapabilirsiniz? Arkadan atıştırmalık bir şeyler alabilirsiniz. Kahvenizi içebilirsiniz. Çok güzel zaman geçirebilirsiniz. En önemlisi çok güzel fotoğraf çekebileceğiniz bir yere götürüyorum sizi. Hadi gelin. Burası çok ünlü arkadaşlar. Burada oturuyorsunuz, dinlenebiliyorsunuz, bir şeyler atıştırabiliyorsunuz. Sırayla buradan yürüyerek arkadaşlar resim çektirebiliyorsunuz. Şurası çok ünlü. Hatta hanım kızımız çekiyor. Annesi de yukarıdan herhalde fotoğraflarını çekiyor. Burada çok güzel resimler çekebilirsiniz. Bakalım ben de deneyeceğim. Güzel çıkarsa Instagram'da paylaşacağım. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Şuraya yazıyorum. Şuraya. Tam çıkışa giderken de butik var böyle. Hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler. Yine müzeyi anlatan ve tarihi anlatan, geçmişin izlerini barındıran tüm hediyelik eşya alabileceğiniz şeyler de var. Bir anı ve hatıra bırakmak için buradan bir şeyler de alabilirsiniz. Şimdi bir taksiye bindik. Pazarlık ettik. Pazarlıkta uygun gibi gör. Yes, brother, yes. Your name? İstanbul. Yes, İstanbul. Your name? Mazharik Bal. 2 years Turkey. Yo, 2 years yes, yaşamış. Istanbul. Vay. İstanbul. New airport. Yes. İGA. Yes, Europe. Yeah. Çok güzel bir camiye gidiyoruz. Buranın ikonik camilerinden bir tanesi. Kemerimi takayım. Uber ya da Karim'den de araba çağırabilirsiniz. Fakat biz arkadaşımızla anlaştık. O bize çok uygun bir fiyat veriyor olacak ve oraya gidiyor olacağız. Cami 3'te kapanıyor. Dolayısıyla oraya gitmek için de buradan çıkışımız biraz gecikti. Çünkü çok güzel müze. Yani gez bitmiyor. Dolayısıyla şimdi burada da gideceğiz. Fiyatı da size alta yazarım. Biraz pazarlık edeceğim çünkü. Hadi hayırlı işler. Hadi bay bay. Böyle çevrede bir şeyler yiyebileceğiniz, alabileceğiniz, hediyelik eşya alabileceğiniz yerler de var. Hemen göstereyim. Hemen giriş esnasında buraya da uğrayabilir, biraz dinlenebilirsiniz. Hadi biz içeri girelim. Hemen girişin altından böyle bir koridor yapmışlar. Etrafı gezebileceğiniz, eşyalar alabileceğiniz, yeme içme yapacağınız yerler. Hem biraz da işi ticarete dökmüşler aslında. Akıllılar yani var ya, camiye giden yolda satış. O yüzden güzel bak, böyle mesela içeri girerken 45 AED diyor kadınlar için. Buraya İslami şartlarda giriş yapmak gerekiyor. Kadınlar örtünüyor, erkekler de uzun paçalı bir şeyler giyiyor. Bende şort var. Ama altıma bir şey getirdim. Normal günlerde camiye saat 9'da gelebiliyorsunuz. Akşam da saat 10'da kapanıyor. Bir problem yok. Ama cuma günleri öğlen 3'te açılıyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Biz bugün cuma olduğu için öğlen 3'te giriş yapıyor olacağız. Şu an saat 2. 1 saat burada bekliyoruz. Bir şeyler yiyelim dedik. Hem uygun hem de buranın özel yemeği ne yiyebiliriz dediğimizde şavurma vardı. Onu yedik. Çünkü burger var, o var, bu var falan. Bunları her yerde yiyebiliyoruz. O yüzden şavurma söyledik. Şimdi o birazdan gelecek. Onu yiyeceğiz. Sonra da camiye doğru ilerleyeceğiz. 2 tane şavurma söyledik. Orta Doğu'da çok meşhur biliyorsunuz. Bir de ufak bir humus söylemek istedim. Canım çok çekti. Hemen göstereyim size. İçi böyle. Bir de ekmeği de var, kola var arkadaşlar. Şöyle ufak bir atıştırmalık. İçeriye girmek için bir başvuru formu gerekiyor. İçeriye giriş ücretsiz arkadaşlar. QR kodla da başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Ben bunu alta köşeye koyacağım.
gelmeden önce buradan başvurunuzu yaparak içeriye giriş işlemlerinizi başlatın ki sırada ve kuyrukta beklemeyin, bilginiz olsun. İçeriye doğru ilerleyelim. Niye zorlaştırdın bu kadar? Bir durduğun yerde giyseydin. Ama yolda gidiyor ya, o yüzden yani. Bence şu an yapı düşürecek. Okay. Şimdi bunu yapmak zorundaydı çünkü içeriye girerken İslami olarak ya örtünüyor olmanız gerekiyor kadınlarda, erkeklerde de altınızdan hemen bir şey giyiyor olmanız lazım. Aksi takdirde içeriye girmeniz imkansız. Bu şartlarda bu sırayı bekledikten sonra QR kodunuzla birlikte içeriye doğru girebiliyorsunuz. Cuma günü 3'te açıldığı için ilk ziyaretçiler biziz aslında. Çalışanlar yeni hazırlanmış, tazecik, üstlerini tertemiz giymişler. Misafirleri ve ziyaretçileri karşılıyorlar. O yüzden cuma günü buraya geliyorsanız çok önemli. 3'ten sonra gelin, yoksa beklersiniz. Dümdüz ilerlediğimizde sanırım QR kodu okutarak içeriye giriş yapıyor olacağız. Burası kesinlikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en güzel camilerin en başında geliyor bence. Ziyaretçilere tamamıyla açık olan Şeyh Zayed Cami, Müslüman olmayanların da İslamiyetle tanışması konusunda aracı olmakta. Caminin duvarları saf mermerden yapılmış ve çeşitli süslemelerle daha cazip hale getirilmiş arkadaşlar. Cami 2004 yılında hayatı gözlerini yuman ülkenin en önemli devlet adamlarından Zeyd bin Sultan el Nehyan'ın anısına yıl 2007 gösterdiğinde inşa edilmiş. Caminin içerisinde burası avlu oluyor. İzin verilen yerleri iple şöyle çıkıntı yapıyorlar. Oraya kadar çıkıp resim çekebiliyorsunuz. Aksi takdirde resim çekmeye izin yok başka yerde ve uyarıyorlar. Mermer işçilikleri o kadar güzel ki baktığınızda, şöyle yakından çekeyim size. Çok güzel işçilik var. Müze gibi her şey çok ince ayrıntıyla hesaplanıp yapılmış. Caminin inşası 50 milyon doların üzerinde bir meblağ harcanarak yapılmış. Camide aynı anda 40 bin kişi ibadet edebiliyormuş. Cami içerisinde oldukça fazla güvenlik var ve bu güvenlikler sizin çekim yapmanıza müsaade ediyor. Fakat yüksek sesle konuşmanıza müsaade etmiyor. Bu sebeple ben de size bir şey söyleyemeyince böyle kalıyorum. Bu sebeple ben elimden geldiğince size söyleyip kısık kısık da olsa anlatmaya çalışıyorum. Şuradaki avizelin güzelliğine bakar mısınız? İhtişama bakar mısınız? Yani böyle bir şey yok. Bu kadar güzel bir ihtişam görmedim ben. Dünyadaki en büyük camilerden biri olduğu söyleniyor. Hatta bununla ilgili bir rivayet de var. Bir kahin kadın cami inşaatının bitmesi halinde bu önemli şeyhin öleceğini falan söylemiş. Ve bu nedenle durdurulan inşaat şeyhin ölümünün ardından devam ediyormuş. Evet, şimdi ufak bir otobüse bindik. Burada artık dönüşlerinizi ya da gidiş gelişlerinizi yaparken ufak shuttle'lar var. Onları da kullanabilirsiniz. Hemen biz de ona atladık. Ön tarafa bakın şimdi. Şimdi çıktık. Ben yorumlarımı söyleyeyim. Devasa güzel bir camiydi. Gerçekten hayatımda bu kadar güzel, ihtişamlı bir cami görmedim. Cami gibi değil de biraz müze gibiydi. Ama çok 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 güzeldi. Bir de bilin bakalım yanında kim var? Hadi Mehmet, sen fikrini söyleyeceğim. Al kamerayı eline. Bence de çok güzeldi. Kocamandı. Acayip güzel renklerle süslenmişti içerisi. Mükemmeldi. Her yer birbirinden güzeldi. Yani gerçekten aşık oldum. Buraya geldiğinizde, buraya uğramadan dönmek hani ayıp olur. O ayıp kadar güzel bir yerdi ki. Abu Dhabi'nin çok ikonu. İkon parçası bu cami yani. Kesinlikle, çok net kesinlikle. Öyle görünüyor. Hadi diğer lokasyonda görüşürüz. Burada şehir içi ulaşım gayet yaygın aslında. Zamanlarını ve nereden kalktığını bilmek yeterli. Bir de şehir içi kart almak yeterli. Daha önce anlattım. Şimdi otobüs durağına tekrar geldik. Buradan çok rahat otobüsümüze binerek şimdiki gideceğimiz yere gidiyor olacağız. Yer sürpriz. Şöyle ufak bir kulübe gibi bir yerdeyiz. Burası otobüs durağı. Şimdi otobüsünüzü bekliyoruz. Hava sıcaklığından korunabilmek için klimalı böyle küçük kulübeler yapmışlar. Buralar erkekler için, şuralarda kadınlar için, ama abim oturuyor orada. Woman, only woman yazıyordu. Dolayısıyla siz de bunaldığınızda hani bu küçük kiosklara girip serinlemeyi unutmayın. Çünkü ben öyle yapıyorum şu an. Şimdi otobüsten indik. Çok güzel bir meydana geldik. Bu meydanı biraz gezeceğiz ama sürpriz bir yere doğru ilerliyoruz.
Biletimizi aldık. Kişi başı 30 dirhem arkadaşlar. Bilginiz olsun. O bileti aldıktan sonra kişi başı ekstra bilet daha veriliyor. Bu biletle kahvenin nasıl yapıldığına dair bilgi anlatılıyor. İlave olarak da bir sanat galerisini geziyor olacağız. Bu 3 aktiviteyi beraber birazdan yapıyor olacağız. Şimdi içeriği gezmekle başlayalım. Gelin. Abu Dhabi'nin doğduğu bina olarak kabul edilen Kasr al-Hasan 1760 yıllarında inşa edilmiş bir kale arkadaşlar. Etrafı yüksek binalarla kuşatılmış ve tarihi bir bina aslında. Burası aynı zamanda şehirdeki deniz taşlarıyla yapılan ilk yapı olma özelliğine de sahip. Abu Dhabi'de görebileceğiniz en eski mimari yapı da denilebilir. Bu tarihi yapıyı görünce şehrin nasıl bir değişim yaşadığını kendi gözlerinize göreceğinize inanıyorum. Yapı içerisinde lezzetli bir Arap kahvesi eşliğinde güzel bir mola vermeyi de unutmayın. Manzaranın tadını çıkartın. Olur mu? Çevrede de bir park var. O parkta da alışveriş yapabileceğiniz, hediyelik eşya alabileceğiniz, ev hanımlarının elleriyle yapmış olduğu şeyler var. Onlara da göz atmayı unutmayın. Çok otantikti. Sanki böyle değil mi Mehmet? Film karesi evet. Çıkmış gibiydi. Yani bir set içerisinde geziyorsun. Her an bir kamera start deyip oyuncular çıkacak gibi görünüyordu. Ben çok sevdim gerçekten. Umarım sen de sevmişsindir. Bence de çok güzeldi. Pers Prensi böyle şey stüdyosu gibi. Aynen katılıyorum. Hadi şimdi kahve yapımı ve sanat galerisini gezelim. Kalenin yanından çıktıktan sonra bir müzeye geldik. Bir sanat galerisine geldik. Burada çayımızı alacağız ve hurmamızı alacağız. İçeriği sanat galerisini beraber geziyor olacağız arkadaşlar. O kadar keyifli görünüyor ki. Afiyet olsun. Birleşik Arap Emirlikleri bünyesinde geçmiş dönemden bu zamana kadar ellerindeki imkanlarla yapılabilecek sanatsal ne varsa onların müzesini burada dönemsel olarak anlatmaya çalışmışlar. Kimi kadın elinde iplerle örgüler yapmaya çalışmış, kimi kadın hasırlar yapmaya çalışmış. Dolayısıyla geçmişten bugüne kadar eldeki imkanlarla neler yapılabilir onları bu müzede bize göstermeye çalışmışlar. Ben bayıldım. Simülasyonlar falan harika. Elle yapma elbiseleri görebiliyorsunuz. İlave olarak kendi örgünüzü burada simülasyon halinde yapabiliyorsunuz. Mesela bunu biraz önce Mehmet yaptı. Ben de bir tane örnek seçeyim. Mavi seçelim. Şunu yaptık. Okey. Bir böyle bunu atıyorsun. Bir böyle bunu atıyorsun. Böyle örgüler çıkıyor aslında. Sıra atlata atlata da örebilirsin mesela. Bak görüyor musun? Buraya geldiğinizde çok rahatlıkla buraları ziyaret edip güzel anılar biriktirebilirsiniz. Arap kültüründe çay ve kahve de çok önemlidir. Şimdi Bedevi çadırındayız. Kahvenin nasıl yapıldığını bize anlatıyor olacaklar. Ben de size çekiyor olacağım. Kapımız kapandı Bedevi çadırına. Başlıyoruz. Name is Ahmed and my name is Malawi and I'll be your host for today. So please if you have any questions feel free to ask me. Then we have the lightly roasted beans which is locally known by al-shagra. Al-mabrada is made from palm tree leaves and it's handcrafted by Emirati woman. And now you will be using the manhaz and rashad. Göstereyim tekrar içine. Rengi biraz aslında az kahve ve bol suluymuş gibi gözüküyor. Ama böyle içtikçe sevebileceğiniz bir şeymiş gibi geliyor bana açıkçası. Çok güzel. Ve artık gün kapanışına doğru geliyoruz. Abu Dhabi sokaklarındayız. Şu an artık akşam oldu. Gün batıyor. Şöyle arkada sokağı göstereyim. Kaplı kaplı rezidansler, geniş sokaklar. Allah'ım nasıl bir yer. Biliyorsunuz ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 tane belli bölgesi var. Abu Dhabi de başkenti Birleşik Arap Emirlikleri'nin. En çok petrolün çıktığı yer burası arkadaşlar. Buradaki petrol her bölgeye dağıtılıyormuş. Hatta Dubai'de petrolün daha azaldığı bile söyleniyor. Bu nedenle Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin göz bebeği arkadaşlar. Ben şu ana kadar çok sevdim. Kısacık da şunu söylemek istiyorum. Burayı araba kiralarsanız çok rahatla gezebilirsiniz. Fakat bütün araştırmalarımda buraya gelecek olan insanlara hiçbir şekilde toplu taşımayla gezebilme kolaylığını göstermedikleri için ben araba kiralamadım bu sebepten. Artı arabanın depozitosu çok fazla. 25-30 bin lira depozito istiyorlar arkadaşlar. Ve bunu 2 hafta sonra falan iade ediyorlar. Ayrıca da ülkede cezalar çok fazla. Yanlış yere park ettiğinizde 4000 dirhem kadar ceza bile alabiliyorsunuz. Bunun gibi şeylerden biraz korktum. Bu sebeple araba kiralamak istemedim arkadaşlar. Uzun oldu ama sizin tercihiniz.
Bu yüzden size anlatmak istedim. Yeni lokasyonda görüşmek üzere. Ezan da okunuyor. Allah kabul etsin. Arkamda görmüş olduğunuz devasa yapının manzarası tam da korniş, yani deniz kenarı arkadaşlar. Burası çok uzun, kocaman bir yürüyüş yolu. Beraber biraz turlayalım, gelin. Yer altından karşıya geçeceğiz. Bunu sevdim, güzel bir durum. Dolayısıyla buradan karşıya geçip arka tarafta neler varmış onlara bakalım. İnanamıyorum arkadaşlar, gerçekten o kadar güzel gözüküyor ki şuradan şuraya gelene kadar bu kadar güzel olduğunu anlayamamıştım, inanır mısınız? Ve arkamda korniş. Korniş deniz kenarında kilometrelerce uzunlukta Körfez ve Lulu Adası manzaralı, palmiyelerle süslü çok şık bir yürüyüş alanı arkadaşlar. Buradan Marina Mall'a yürüyerek 10 dakika sürüyor, gidebilirsiniz. Kumsalı da var, dilerseniz etrafta denize girip ardından Mall'a gidebilirsiniz. Biz şortumuzu yanımızda getirmedik. Şöyle akşam saatlerinde gün batımında çok daha keyifli olduğunu hissediyorum. Siz yanınızda şortunuzu getirin, denize atlayın, sonra turunuza devam edin. Yine otobüse bindik, bulvardayız sahilden. Marina Mall'a gideceğiz. Marina Mall'da bir şeyler yiyeceğiz. Size AVM gezdireceğim ama görülmesi gereken ve buralara geldiğinizde gidebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Nasıl gideceğinizi de söylüyorum. 63 numaralı otobüse biniyor olmanız yeterlidir sahilden. Çok kısa birkaç durak sonra ineceksiniz. Haritalardan takip etmeyi unutmayın. Marina Mall'a geldik. Otobüste tam da önünde indik. Merak etmeyin, sizi AVM gezdirmeyeceğim arkadaşlar. Burada çok ünlü bir Five Guys diye bir hamburger markası var. Avrupa'da ve Amerika'da çok ünlü. Burada olduğunu duyduğum için onu denemeye gidiyoruz. Sizi de yanımda götürüyorum. Siz de benimle gelin. Buraya gelince siz de deneyin ama, tamam mı? Hadi gelin. Çok fazla büyük AVM yapmışlar. Dubai'de de göreceğiz bunu. Yarından itibaren Dubai'ye gidiyoruz çünkü. O kadar büyük bir AVM ki yani bulmakta çok zorlandık. Hemen geldik zaten, görebilirsiniz. Konsepti kırmızı beyaz. Çok basic, basit bir yer. Ama eti, meti falan böyle patatesi, efsane kolaları. Hadi gelin içeride tadlarına bakalım, gelin. Hey! Fine, and you? Thank you so much. Şimdi geldi. Özelliği bunun kapalı gelmesi. Video çektiğimizi görünce çocuk hediye soslar da verdi. Hemen bunları çıkartıyoruz. Patateslere aşık olacaksınız. Şöyle çıkarıyoruz hamburgerlerimizi. Sosları da şunun içerisine dökelim şöyle. Mehmet nasıl görünüyor? Mükemmel görünüyor. Mükemmel de kokuyor bu arada. Evet, mükemmel de kokuyor. Etlerini, soslarını falan kendileri yapıyorlar. Kajun baharatlarını. Çok araştırmıştım biliyorum. Çok güzel. O yüzden değme, yanında yat efendim. Bize afiyet olsun. Şimdi AVM'nin önündeyiz arkadaşlar. AVM'den çıktık. Arkamdaki kalabalığı görüyorsunuz. Onlar da benim gibi otobüs bekliyorlar. Otobüsle gideceğiniz yere Google'un haritasından baktığınızda hangi numara geçiyorsa oraya gidebilirsiniz. Bir sonraki durağımız neresi beraber göreceğiz. Biz otobüs bekliyoruz. Gezmelere doyamıyorduk arkadaşlar. Şu an akşam saat 8 oldu. Acayip mutluyum. Birkaç yer eksik kalmıştı. Şans eseri birkaçını buldum ve sizi oralara götürüyorum. Gezi rotanızda buraları da görmenizi istiyorum çünkü. Burası çok büyük bir yer. Yani şöyle adamlar yer yapmışlar. Bir yerden bir yere yürümekle gidemezsiniz arkadaşlar. Yani çok zor. O yüzden çok hızlı bir turu sizin için yapmaya çalışıyorum. 2004 yılında hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk başkanı Zayed El Nahyan'ın anasına dikilmiş bir anıt aslında arkadaşlar burası. Kendisi ülke için çok önemli bir devlet adamıdır ve bu anıt da bu nedenle ziyaretçilerin sıklıkla görmesi için uğradığı yer diyebilirim. Anıt üzerinde bu devlet adamının 3 boyutlu portresini görmüş olmak eşsiz bir deneyim. Buraya Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusu hakkında bilgi edinmek için mutlaka uğrayın. Gerçekten çok etkileyici bir yer. Çevrede çok rahat dinlenebiliyorsunuz. Bilmiyorum, huzur dolu, çok sessiz. Biraz da sessiz konuşuyorum çünkü sesli video çekmek yasak burada. Kenarda, kıyıda, köşede çekiyorum. Manzarasıyla, anısıyla ve buradaki yaşattığı şeyle eşsiz bir deneyim buraya gelmek aslında. O yüzden yolunuz buraya düştüğünde kuş seslerini bile duyuyor olmalısınız. Buraya uğramanızı şiddetle tavsiye ederim. Abu Dhabi'nin en güzel ihtişamlı binalarından bir tanesi Emirates Palace, yani Emirates Sarayı'nın tam önündeyim arkadaşlar. Arkamdaki bu yapıyı ziyaret ediyor olacağız.
Aslında burası bir saray ama otel olarak hizmet veriyor. İçeriye misafir olarak gireceğiz. Neler var, neler yok göreceğiz. Hem de dışarıdan ihtişamlı bu manzaraya hep beraber bakacağız. Gelin. 3 milyar dolar civarında bir paraya mal olan bu saray otel olarak hizmet veriyor arkadaşlar. Bu meblağ ile burayı dünyadaki inşa edilen en pahalı 3. otel olma özelliğini taşıma ünvanı vermiş. İçeriye girerken arkadaşlar, burada kalıyorsanız, bütçeniz yetiyorsa, havuza geliyorsanız, spora geliyorsanız herhangi bir giyim kuşam kuralı yok. Ama dışarıdan bizim gibi turist ya da kısa ziyaret için geliyorsanız altınızda pantolon olsun. Şortla içeriye girilmesine müsaade etmiyorlar. Hayaller ve hayatlar arkadaşlar. Hiçbir zaman şu anda kalamayacağım hissettiğim bir sarayın ve otelin önündeyim. İhtişamı bayıldım yıkılıyor. Öyle söyleyeyim. Kaç tane resim çektiğimin haddi hesabı yok. Videodan çok resim var yani telefonda. Çok güzel gözüküyor. Işıklandırması, burada yaşayacağınız anlar, hatıralar. Gerçekten çok önemli bir saray yani dış yapısı, mimarisi olarak. İçeriği de birazdan gezeceğiz. Otel gerçi çok göstermem herhalde içeride size bir takım şeyler ama gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel. Size gece denk geldi. Bu şekilde ışıklı görmek falan muazzam arkadaşlar. Arkadaşlar şu arabalara bakar mısınız? Araba diyemeyiz herhalde bunlara biz. Otelin içerisine buradan girebilirsiniz. Öyle bir şey ki her yer altın gibi yani. Bu kadar da altın kaplama olmaz da. Mehmet bakıyor Booking'de var mıdır? Fakir düşünme. Sayfasına gir. Kaç paraymış bir gece? 26 bin, 27 bin liraymış bir gece fiyatı arkadaşlar. Böyle kocaman bir avlusu var. Aslında galeriler var. Alışveriş de yapılabiliyor. Şöyle üst taraflarını göstereyim size. Tüm odalara çıkan yol aslında. Kalır mıydın sen? Doğru söyle. Tabii ki de kalırdım. Kalır mıydın? Oha gel yukarı bakalım. Evet baksana şuraya gel gel. Bak. Çok güzel gerçekten. Abu Dhabi maceramızın sonuna da geldik. Dolu dolu bir gün geçirdik. Ben çok mutluyum arkadaşlar çünkü planladığım %70, %80 her şeyi yapmaya çalıştım. %30'luk bir dilim kaldı ama olsun, o da kabul edilebilir bir şey. Bir daha gelmeye sebep çıktı diyeceğim. Ben çok beğendim. Her şey çok büyük büyük ve dolayısıyla hiç bu kadar beklemiyordum. Gezmek de bir hayli zor, onu da söyleyeyim size. Ama biz bunu bir günde yapabilecek listemiz neyse yapmaya çalıştık. Onu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen arkadaşlara ufak bir sürprizim var. Biliyorsunuz ben bir gezi rotası çıkarıyorum. Eğer buralara gelmek isteyen arkadaşlar olursa ellerinde hazır bir gezi rotası oluyor. Direkt geliyorlar, geziyorlar. Her şeyi kendime hazırladığım gibi size mail atabilirim. Instagram ve TikTok hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sadece bu. Bir takip yapmayı, bir like atmayı, bir yorum yapmayı bana çok görmeyin. Çünkü buna çok ihtiyacım var. Yeni bölüm Dubai'de olacak. 3 günde Dubai'deyiz. Neler yapabileceğiz bilmiyorum. Orası için de çok heyecanlıyım. Umarım onları da çok beğenirsiniz. Ben gidemediğim ama sizin gitmenizi önerdiğim birkaç yer var. Onları da hemen buraya sıralıyorum arkadaşlar. Buradan isimlerini ekstradan not alabilirsiniz, bilginiz olsun. Yeni bir bölümde, yeni bir yerde, hem de Dubai'de görüşmek üzere. İyi akşamlar.